Merhaba, 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri kapsamında gösterilen Nosema filminin söyleşisine hoş geldiniz. Filmin yönetmeni Etna Özbek ile birlikteyiz. Merhaba Merhaba Etna. Kaan. Öncelikle Nosema'yı Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri ile paylaştığın için teşekkürler. Ayrıca bizi kırmayıp bu söyleşiye vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Nosema'da Diril ailesinin gündelik yaşamlarına tanık olurken yaşadıkları Meğer köyünde de ve bulunduğu coğrafyada aslında 10 yıllardır yaşananları da önce satır aralarında ve filmin sonunda sanırım Hürmüz ve Şimoni Diril'in oğlu Remzi Diril'in ses kaydından öğreniyoruz. Seni Diril ailesinin merkezine alan bir film yapmaya iten neydi? İstersen bununla başlayalım. Tabii ya aslında ben bu projeye ilk başladığımda sadece Diril ailesiyle ilgili proje değildi. Güneydoğu'da boşaltılan köylerle ilgili yani köylere dönüp arıcılık yapmaya başlayan insanlarla ilgili belgesel yapıyordum. Ve üç köy vardı. Köylerden bir tanesi Tatvan'da bir Kürt köyüydü. Bir tanesi de Tunceli'de bir Zaza köyüydü. Diril ailesininki de Şırnak'ta bir Hristiyan köyü. Yani öyle bir üçleme şeklinde düşündüğüm bir projeydi. Çekimlerine 2019 Temmuz ayında başladım sanırım. Dirilerle de Ekim 2019'da çekim yaptım. Ve yani ben çekim yaptıktan 3 ay sonra böyle korkunç bir olay yaşandı. Yani bu yaşanınca ben onların hikayesini başka köylerle birlikte anlatmanın çok doğru olmayacağına karar verdim. Ve bu şekilde bu film yapıldı. Yani aslında yani farklı bir proje olarak başladı ve buraya geldi diyebilirim. Anladım. Yani biraz süreç belirledi filmin çerçevesini diye anlıyorum. Peki daha önce planladığın diğer köylere ilişkin çekimler yapmış mıydın ya da tekrar yapmayı düşünüyor musun? Aynı konuyu ele alan başka filmler yapmayı düşünüyor musun? Yapmıştım. Yani aslında en son çekim yaptığım köy Meğer köyüydü. Kovankaya köyü. Diğer köylerde çekim yaptım. Hatta sonra devam da ettim. Ama şu an aslında Diril ailesinin bütün ailenin hikayesini anlatan uzun metraj üzerine çalışıyorum. Çünkü bana Nosema'da biraz eksik kalmış şeyler var gibi geliyor. Yani en azından ailenin hikayesinin devamını anlatmayı istiyorum. Şu an daha çok ona odaklanıyorum. Tekrar aslında hani bıraktığın yerden ben devam edeyim. Ben de filme biraz dönüp filme dair konuşalım istiyorum. Filmdeki diyaloglardan, ailenin kendi arasındaki diyaloglardan seni ve elindeki kamerayı yabancı olarak görmediklerini düşündüm. Bunun için hani bu zordur hani belgesel çekerken özellikle işte orada insanlarla birlikteyken hani onların olan gündelik yaşamları içinde olan davranışlar, sergilemeleri nasıl mümkün oldu? Köyde aileyle birlikte ne kadar vakit geçirdin? Aslında bu çok enteresan bir durum çünkü aslında çok vakit geçirmedim. Sadece bir hafta oradaydım. Ve yani ilk çekim yapmaya başladığım andan itibaren o kamerayla o yakınlık kuruldu. Yani açıkçası bu ya benim yaklaşımımla ilgili olabilir. Belki de onlar da açıklardı yani böyle bir şeye. Yani tamamen kendinden gelişmiş bir durum. Yani çok uzun zaman ayırarak da olmadı. Zaten köye gitmek çok zor ve ben hani çocukları birlikte gidebildim. Tek başıma gitmem pek mümkün değildi. Ya yani o yüzden çocuklar orada ne kadar kalıyorsa ben de o kadar kalabildim. O da bir haftaydı. Yani bütün çekimler bir haftada oldu ama ben de yani çok ciddi bir doğallık olduğunu hatta işte belki aileden biriymişim gibi hissediliyor. Yani belki o seviyede bir doğallık var. Ama o tamamen bizim aramızdaki iletişimin o şekilde gelişmesinden kaynaklanıyor. Ya açıkçası ben diğer çekim yaptığım yerlerde de bu yani bu tarz bir yakınlık kurabildiğimi düşünüyorum. Yani biraz belki benim yani belgeselci olarak yaklaşımdan kaynaklanan bir durum. Evet, bunun için de ayrıca bir tebrik etmek gerekiyor bence. Senin dediğin gibi gerçekten hani ailenin bir ferdiymişsin gibi hissettiriyor filmi izlerken aranızdaki iletişim. Yani aslında Diril ailesinin gündelik yaşamlarını izliyoruz. İşte bal kesmeleri, keçi sağmaları vesaire. Yani gündelik işlere ilişkin görüntüler var filmde. Ama satır aralarında da işte 10 yıllardır o coğrafyada yaşananlara ilişkin bazı bilgiler ediniyor izleyici. 80'lerin sonundan başlayarak işte hem Meğerköy hem de aynı bölgedeki birçok köyün defalarca boşaltıldığını, yakıldığını ve bombalandığını öğreniyoruz. Hani sanırım Meğerköy'ü yine filmden anladığım kadarıyla hastanesi dahi olan büyükçe bir yerleşim zamanında. Fakat artık boşaltılmış, çok az sakinin olduğu bir yerleşim yeri. Diril ailesinin tekrar tekrar köye dönmeye
iten, köye dönme motivasyonlarını sağlayan şey nedir? Hani oraya ait hissetmelerin ötesinde göçtükleri yerlerde yaşadıkları problemler veya bir şekilde ayak uyduramamaları oradaki yaşama, buna ilişkin söyleyeceğim bir şey var mı? Ya ben aslında ayak uyduramadıklarını düşünmüyorum. Yani bana tamamen yani Hürmüzdiril ben biraz mitolojik karakter gibi görüyordum diyebilirim. Yani çok yani böyle karşılaştığımız insanlar gibi biri değildi bence. Gerçekten bir nostalji hissediyordu ve hani köyünün o eski güzel günlerine dönmeyi çok istiyordu. Bence hani herhangi bir yere ayak uyduramamaktan çok o toprağa bağlılık, yani orayı tekrar yaşartma, o sevgiden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani şey mesela işte defalarca dönüyorlar ve sanırım kısa dönemli seyahatlerle orada bir süre çadırda yaşayarak işte evlerini tekrar inşa ediyorlar. Fakat yine aradan bir zaman geçiyor ve döndüklerinde evlerin işte soyulduğunu, tahrip edildiğini, hem sanırım coğrafi koşullar, bir ayının eve girmesinden de bahsediliyor. Bir hırsızlık, soygun durumu da söz konusu. Hani buna rağmen bu motivasyonu, inancı kaybetmemek ve her seferinde tekrar dönmek de gerçekten senin hani Hürmüzdil'e atfettiğin mitolojik karakterin ne demek istediğini anlıyorum aslında. Bunları da düşündüğümde Hürmüzdil'i mitolojik karakter olarak görüyorum derken. Hürmüz ve Şimoni Diril işte 2020 yılının Ocak ayında kayboluyorlar. Ve bir süre sonra Şimoni Diril'in cansız bedeni bulunuyor maalesef. Remzi Dir'in anlattıklarında, ses kaydında filmi daha sonra eklemeye, başta da anlattığın gibi daha sonra eklemeye karar verip hani Nosema'yı biraz diğer köylerden, diğer anlatmayı düşündüğün filmlerden ayırıyorsun. Yani bu soruyu sorup sormamakta tereddüt ettim ama hani bu olay seni ve aslında ailenin kalanını nasıl etkiledi, bunu da sormak istedim. Yani benim için gerçekten Hürmüzdiril, yani ben özellikle Hürmüzdiril'e çok yoğunlaşmıştım çekim yaparken. Yani biraz onun o nasıl diyeyim ya, onun karakterinin derinliğine çok çekildiğim için biraz daha fazla onunla ilgilenmiştim. Ne yazık ki şu anda çok üzüldüğüm bir durum bu. Şimoni Diril'i yeterince çekmediğimi düşünüyorum. Yani o yüzden yani ben hala benim için çok bilmiyorum özel bir insan. Yani özel insanlar, özellikle Hürmüzdiril çok özel bir insan ve yani çok kalp kırıcı gerçekten. Yani hala çok hüzünlendiğim bir olay. Yani onun dışında yani benim ailem de onların hayranı oldu tabii filmi izledikçe ve başka görüntülerini de izledikçe. Yani biz ciddi bir hayranlık duyuyoruz Hürmüz ve Şimdi Diril çiftine. Yani o yüzden çok yakın bir insanı kaybetmiş gibi hissettik. Ama yani ya yani bir de insan kendini yani çok ciddi bir sorumluluk hissediyorsun. Yani onların son görüntülerini çeken kişi olarak, yani o hikayeyi doğru şekilde anlatmakla ilgili ve hani iyi yerlere getirmekle ilgili ciddi bir sorumluluk hissediyorsun. Hissettim. Yani hani uzun süre belki bazı kalp kırıkları da yaşadım. Yani işte festival süreçlerinde her şey istediğim gibi gitmeyebilir. Gitmediği zaman hani hikayeyi yeterince iyi anlatamadım diye kendimi suçladığım oldu. Yani hani öyle zorlu bir dönemdi. Özellikle hani tabii aileye ben bu filmi yapmak istiyorum, bu şekilde yapmak istiyorum diyebilmem de birkaç ay sürdü. Hani onların yaşadığı korkunç durumun içinde. Yani böyle bir şeyle kolay kolay gidemedim onlara. Ve tabii yani artık yani böyle bir paylaşım gelişince yani çocuklarıyla şu an aramızda, o da hiç yani bence hayal edilemeyecek bir bağ oluşturuyor. Yani öyle bir tabii çok duygusal ve karmaşık bir süreçti diyebilirim. Evet. Başın sağ olsun demek isterim. Ve hani anladığım kadarıyla Diril ailesini odağına alan başka bir film yapmaya seni iten de yine aynı durum diye tahmin ediyorum. Film ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yaptı diyebiliyorum ve belgesel yarışmada da mansiyon ödülü kazandı. Yurt dışı premieri ise Kasım ayında en önemli film festivallerinden, belgesel film festivallerinden biri olan İTFA'da, Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali'nde yaptı. Her iki festivalde, aslında özellikle de Hollanda'da izleyicinin tepkisinin, oradaki filmi izleyen izleyicinin tepkisinin ne olduğunu merak ediyorum söyleşiler sırasında. İnsanlar çok ilgiliydi, yani hikayeyle çok ilgilendiler ve hani gerçekten etkilendiklerini hissettim. Yani film çıkışlarında, söyleşilerden sonra da hani bize yaklaşıp filmden gerçekten çok etkilendiğini, filmi
çok beğendiğini söyleyen insanlar oldu. Onun dışında programcılardan bazılarıyla konuştuğum zaman hani bizim filmden özel olarak aralarında bahsedildiğini duydum. Yani sevmişler gerçekten onu söylüyorlardı. Ve ilginç bir programlama yapmışlardı aslında. Çünkü benimki kısa metraj, bir tane daha kısa metrajla birlikte gösterildi. Ve çok önemli iki yönetmenin filmi, Lead Me Home, Pedro Cos ve John Schenck'in filmi. Ve onlar çok deneyimli belgeselciler. Ve filmim Netflix filmiydi. Ve onlarınki böyle çok yüksek bütçeli, işte ne bileyim yani tamamen farklı bir tarzı var. Yani o yüzden ama onların filmin teması da evsizlik temasıydı ve ben hani neden iki film birlikte gösterdiklerini anlayabildim ama ilk gördüğüm zaman böyle insan tabii şaşırıyor yani hani böyle bir filmde birlikte gösteriliyor olmasın ile ilgili. Ama sonra mesela bizim işte premierde introduction'ı yapan İTFA görevlisiyle konuştuğumuz zaman hani mesela bizim filmimizin aslında o tarzı nasıl diye, şu an İngilizce bir kelime kullanacağım. challenge ettiğini söyledi ve bu benim için hani çok gurur verici bir şey oldu. Yani çünkü gerçekten demek ki yani benimki tamamen kendi başıma neredeyse yapılmış bir film. Yani hani en başta benden başka kimse yoktu. Daha sonra işte kurgucum Özgür Can Uzunyaşa'nın dahil olmasıyla tabii biraz daha böyle bir grup çalışması şeklinde yani daha böyle kolektif bir işe dönüştü diyebilirim. Yani o yüzden benimki tamamen böyle do it yourself bir film olarak başladı. Hani böyle bir filmde birlikte gösterildiği zaman yani özellikle ben bu noktada İTFA'yı da çok takdir ediyorum. Yani hani bence çok nasıl söyleyeyim ben bazı şeylerin ötesini görebilen bir festival olduğunu düşünüyorum. Öyle yani güzeldi şeyi oradaki karşılanması. Umarım uzun bir yolculuğu olur filmin. Hem film için hem de tekrar bu söyleşide bize vakit ayırdığın için teşekkür ederim. İzleyicilere söylemek istediğim bir şey yoksa burada noktalayabiliriz. Ben de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten harika bir program yapmışsınız. Geçen gün programa bakarken ben çok gurur duydum yani bu filmlerle birlikte gösteriliyor olmaktan. Ben çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Umarım bol bol film izleyebilirsin. O şansı bulursun, fırsatını bulursun. Teşekkürler.